hizmetleri ve yönetsel faaliyetlerin ülke genelinde yürütülebilmesi için kamu örgütlerine ihtiyaç vardır. Kamu hizmetlerini bütünüyle ülkelerin başkentinden yürütmek mümkün değildir. Verimlilik, etkinlik, yönetime katılma gibi ilke ve değerlere dayalı olarak başkent kuruluşlarının ve onların taşradaki uzantılarının yanında yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenmiş kamu kurumları da söz konusudur. Bu program merkezi yönetim, Cumhurbaşkanı, bakanlar bakanlıklar, merkezdeki yardımcı kuruluşlar, il yönetimi, vali, ilçe yönetimi, kaymakam, bölge müdürlükleri, il özel idaresi, belediye yönetimi, büyükşehir belediye yönetimi, köy yönetimi, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar anahtar kavramlarını ele alacak. Bu programı izledikten sonra Türkiye'nin yönetim yapısı nasıldır? Merkezi yönetimin merkez yani başkent ve taşra örgütünde yer alan kuruluşların yapısı ve fonksiyonları nelerdir? Yerel yönetimlerin dayandığı değerler ve 1982 Anayasası'ndaki yerel yönetimlerle ilgili düzenlemelerin ana hatları nelerdir? Yerel yönetim kuruluşlarının görev ve sorumlulukları ile organları nelerdir? Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının nitelikleri ve çeşitleri nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Türk Kamu Yönetimi'nin merkez örgütünde Cumhurbaşkanı ve bakanlıklar yer alır. Ayrıca merkezi yönetme görevlerinde yardımcı olmak, danışmanlık yapmak ya da denetimde bulunmak amacıyla kurulmuş yardımcı kuruluşlar da merkez örgütü içinde değerlendirilir. Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri anayasanın 104. maddesinde ayrıntılı olarak sayılmıştır. Buna göre Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. 16 Nisan 2017 günü halk oylamasında kabul edilmesiyle birlikte Türkiye parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçmiştir. Devletin yapmakla yükümlü olduğu temel hizmetlerse her biri ayrı fonksiyon icra eden bakanlıklar halinde örgütlenir. Her bakanlığın başında bir bakan bulunur. Bakanlıklar merkezi yönetimin en önemli yapısını meydana getirir. Merkezdeki yardımcı kuruluşlarsa Cumhurbaşkanı veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belli konularda görüş bildirmek, bir idari işlemin tamamlanmasına katılmak ya da denetimde bulunmak amacıyla kurulmuşlardır. Bu kuruluşlar Milli Güvenlik Kurulu, Danıştay, Sayıştay ve Devlet Personel Başkanlığı'dır. Merkezi yönetim yürütmekle yükümlü olduğu hizmet ve görevleri yerine getirebilmek için coğrafya durumuna Ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre il ve ilçe biçiminde örgütlenmiştir. Bu yapıya mülki yönetim ve başında bulunanlara da mülki yönetici denilir. Mülki idare amiri mülki idare bölümlerinin başındaki yöneticidir. İl'in mülki idare amiri vali, ilçenin mülki idare amiri kaymakamdır. İl yönetiminin başında vali bulunur. Vali üst kademe kamu yöneticisidir ve Cumhurbaşkanı'nın kararıyla atanır. Vali, İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. İl yönetiminde vali, bakanlıkların temsilcisi olan il müdürlükleri ve il idare kurulu bulunur. Mülki idare bölümlerinden ilden sonra ikinci kademeyi ilçe oluşturur. İlçe yönetiminin yapısı il yönetimi ile benzerlik gösterir. Bunlar kaymakam, ilçe müdürleri ve ilçe idare kuruludur. İlçe yönetiminin başı olan kaymakam, Cumhurbaşkanı onayıyla atanır. Bölgesel düzeyde örgütlenen merkezi yönetim kuruluşuna, bölge müdürlüğü, başındaki yöneticisine de bölge müdürü denilir. Müzik Yerel yönetimlerin federal ve üniter devlet sistemlerinde yer almasını sağlayan, onları önemli kılan bir takım değerleri bulunur. Bu değerler demokrasi ve katılım, idari etkinlik, özellik, özgürlük ve yeniden paylaşımdır. Demokrasi ve katılım ilkesi, halkın kendisini ilgilendiren işlerin yönetimine katılmasını ifade eder. İdari etkinlik, doğru hedefler koyup bunları başarmakla ilgilidir ve sonuç odaklı bir kavramdır. Özellik, yerel yönetimlerin kanunlarca belirlenen sınırlar içinde düzenleme ve yönetme hakkı ve imkanıdır. Yerinden yönetimin özgürlüğü ise yönetimin gücünü yayarak koruduğu ve böylece bir frenleme ve dengeleme ağı oluşturduğuna karşılık gelir. Yerel yönetim düzeyinde yeniden paylaşım sosyal belediyecilik anlamına gelir. Anayasaya göre yerel yönetimler idari yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Anayasa üç tür yerel yönetimden söz eder. Bunlar il özel idaresi, belediye ve köydür. İl Özel İdaresi, il denilen idari coğrafyada faaliyet gösteren bir yerel yönetim birimidir. Bu coğrafi alan içinde şehir, kasaba ve köylerin yanında bağ, bahçe, tarla, orman, akarsu, yol ve dağ gibi mekanlar bulunur. Bu bakımdan İl Özel İdaresi, bölgesel bir yerel yönetim kuruluşudur. İl Özel İdaresi'nin İl Genel Meclisi, il Encümeni ve Vali olmak üzere üç organı bulunur. Türkiye'de klasik belediyeler ve büyükşehir belediyesi olmak üzere iki çeşit belediye vardır. Belediye yönetiminin belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı olmak üzere üç organı bulunur. Büyükşehir belediyesi sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan, karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini ifade eder. Büyükşehir Belediye Yönetimi'nin organları, Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan oluşur. Yerel yönetim birimlerinin üçüncüsü köydür. Köy kanununa göre nüfusu 2000'den aşağı yerleşme birimlerine köy denir. Demokrasiyle yönetilen bütün ülkelerde merkezi yönetim ve yerel yönetimlerden başka özel nitelikte örgütlenmiş kamu kurumları da bulunur. Bunlar ülkemizde hizmet yerinden yönetim kuruluşları ya da hizmet kuruluşları olarak adlandırılır. Hizmet yerinden yönetim kuruluşları merkezi yönetim ve yerel yönetim kuruluşlarından sonra üçüncü grup yönetim birimlerini meydana getirirler. Bunlar her biri ayrı bir kamu hizmetinde uzmanlaşmış kurumlardır. Üniversiteler, TRT, kamu iktisadi teşebbüsleri, barolar, ticaret ve sanayi odaları bunlardan bazılarıdır hizmet yerinden yönetim kuruluşları, faaliyet konuları, işleyiş biçimleri, yönetim yapıları ve yetkilerinin niteliği bakımından birbirinden farklı özelliklere sahiptirler. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının özellikleri arasında şunlar bulunur. Tüzel kişilikleri, kendilerine ait mal varlıkları, gelir kaynakları ve bütçeleri vardır. Belirli ölçüde özelliğe sahiptirler. Kendi organlarınca yönetilirler. Hizmet konuları belirli işlevlerle sınırlıdır. Tek amaçlı örgütlerdir ve uzmanlık ilkesine dayanırlar. Hizmet yerinden yönetim kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar olarak ayrılabilirler. Devletin ekonomik ve ticari işletmelerine kamu iktisadi teşebbüsleri denir. Kitler, kamu tüzel kişisidirler, ayrı bir mal varlığına ve personel sistemine tabidirler. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına mesleki kamu kurumları veya kamu meslek kuruluşları da denilir. Ticaret ve Sanayi Odaları, Eczacı Odaları, Ziraat Odaları, Mimar ve Mühendis Odaları ve Barolar bunlardandır. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ülkemizde 1980'den sonra ortaya çıkmıştır. Bu kurumlardan bazıları Sermaye Piyasası Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Rekabet Kurumu'dur. Kamu hizmetleri ve yönetsel faaliyetlerin ülke genelinde yürütülebilmesi için kamu örgütlerine ihtiyaç vardır. Kamu hizmetlerini bütünüyle ülkelerin başkentinden yürütmek mümkün değildir. Bu yüzden yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenmiş kamu kurumları da söz konusudur. Ülkemizde kamu yönetiminin yapısı merkezi yönetim, merkezi yönetimin taşra örgütü, yerel yönetim ve hizmet yerinden yönetim kuruluşlarından oluşur. Merkez yönetimi Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlardan oluşur. Merkezi yönetimin taşra örgütü il yönetimi, ilçe yönetimi ve bölge müdürlüklerinden oluşurken yerel yönetimlere il özel idaresi, il genel meclisi, il encümeni, vali ve belediye başkanı dahildir. Son olaraksa hizmet yerinden yönetim kuruluşları ise kamu iktisadi teşebbüsleri kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve düzenleyici ve denetleyici kurumlardır. Bu programda Türkiye'nin yönetim yapısı nasıldır? Merkezi yönetimin merkez yani başkent ve taşra örgütünde yer alan kuruluşların yapısı ve fonksiyonları nelerdir? Yerel yönetimlerin dayandığı değerler ve 1982 Anayasası'ndaki yerel yönetimlerle ilgili düzenlemelerin ana hatları nelerdir? Yerel yönetim kuruluşlarının görev ve sorumluluklarıyla organları nelerdir? Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının nitelikleri ve çeşitleri nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, kamu yönetimi ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.